Şuradan başlayalım, derinleşmeden önce. Şimdi Kemal Tahir denilince kimden bahsediyoruz? Bir romancıdan mı bahsediyoruz? Bir yani edebiyatçıdan mı bahsediyoruz? Bir tarihçiden mi bahsediyoruz? İşte Türkiye'nin Düşünürden mi bahsediyor? o anlamda perspektifini açan bir aydınından mı bahsediyoruz? Yoksa rejim muhalifi siyasi bedel ödemiş bir mahpustan mı bahsediyoruz? Ya da fikirlerinin karşısında, davranış karşısında rejimin gazabına uğramış bir yılgından mı bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz? Öncelikle tekrar teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Rica Kemal ederiz. Siz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Türk Edebiyatı'nın o kurucular, Cumhuriyet döneminde kurucular kuşağında artık yukarıda yerleşmiş bir kuşağa mensup. Önce romancı. Gerçekten kendi ifadesi 24 saat roman düşünen birisi. Romanla var olan, romanla yaşayan, romanla düşünen, tartışan bir isim. Dolayısıyla Türkiye gerçeğiyle kurduğu ilişki romancı perspektifiyle, romancı diliyle, romancı bilinciyle kendisini konumlandırdığı yer bizzat kendisini. Bu konumu Türkiye'nin meseleleriyle düşünce düzeyinde ilişki kurmadığı anlamına gelmez. Ama bir entelektüel ve siyasi bir zaviyeden sürekli siyasal tartışmalara müdahale eden bir aktör mü? Değil. Yani kendi romanını inşa ederken Türkiye'nin hikayesini nasıl geniş boyutlu, nesnel, gerçekçi bir biçimde yakalayabiliriz, anlayabiliriz. Bunu soruşturmanın peşine düşmüş, bunu aramanın peşine düşmüş bir isim. Dolayısıyla bu meselelere dokundukça ister istemez Türkiye'nin yönü, meselesi, üç tarzı siyaseti, Cumhuriyet dönemi, öncesi, sonrası, tarihli ilişkimiz kesinlikle bir tarihçi kimliğiyle konuşmaz. Yani gerçekten bir tarih metni olarak Kemal Tahir'in okunması sorunludur yani. Kemal Tahir yerleşik anlatıları acaba öyle midir deyip soru soran gene romancı pozisyonuyla, konumuyla açan, ilişki kuran, kendince bir yakalayışlar olan ve bunda da tek bir yakalayış değil, uçları verir yani. Kemal Tahir diyaloglarına dikkat etmek lazım. Bir konuşma diyaloglar olarak falan değil, bir hadisenin, bir olgunun, bir aktörün farklı cephelerden bir pozisyonu diğerleriyle sürekli tartar yani acaba sorusu. Dolayısıyla romancı kimliğiyle kavramak durumundayız. Bu Türkiye siyasetiyle, düşüncesiyle, toplumuyla doğal olarak romancı kimliğini kurduğu ilişkiler ise düşünür tarafını bir cephe açması söz konusu. İkinci bir şey, Türkiye'nin meselelerinin kaynağı tarihte bu meseleleri de başka türlü okuma teşebbüsünde olan birisi. Ama hep burada romancı pozisyonda. Notlar ve kendi meclisinin 60'lı yıllarda özellikle o dost meclislerindeki konuşmaları vesaire sürekli onun etrafında bir hale, bir şey, bir inşa edilme söz konusu. Ama Türkiye'nin meseleleri siyaset düzeyinde, gündelik siyaset düzeyinde ilgili değil mi? İlgili. 1969'da Durum Muhakemesi diye yayınlandı bu Türkiye defterinde. Var yani etrafımızda büyük meseleler oluyor Bunları diyor. Kıbrıs'ı, detaylandıracağız. Kuzey Irak'ı vesaire hepsini Bunları konuşur hepsini yani. detaylandıracağız. Fakat oraya geçmeden evvel şunu da bir anlamakta fayda var. Çünkü program ilerleyen kısımlarında konuşacağımız başlıkları niye Kemal Tahir orada öyle yaklaşmış anlamak açısından. Bize kısaca Kemal Tahir, Kemal Tahir olmazdan önce. Yani bir edebiyatçı olarak, bir düşünür olarak Türkiye'nin Sahne almadan önce. almadan önce nasıl bir aileye doğmuş, nasıl bir sosyolojinin kültürün içerisinde var olmuş, nerede büyümüş, bu hikayesini bir Kısa, anlarsak, çok çok kısa. kısa evet. Baba tarafından Şebin Karahisarlı. Gurbette gelip işçi olarak çalışan bir amca var. Amcanın yanına gelen babası var. Baba tersanede marangoz olarak abisinin yanında çalışıyor. İyi işiyle kurduğu ilişki, güçlü bir ilişki, sanatkarlık tarafı yüksek. Saraydan Abdülhamit döneminde bir iyi bir marangoz istenmesi söz konusu. Abdülhamit de yakın, özel çalışan, marangozhanede birlikte çalıştığı bir isim baba. Yaverlik rütbesiyle rütbelendirilmiş, maaş baremi anlamında bir rütbelik bu. Askeri bir rütbe olarak anlaşılmaması gerekir. Sonra da süreç içerisinde annesi Adapazarı Kayalar köyünden kökenli Hupser Hanım, Naile Sultan'ın hizmetindedir, cariyedir.
zaman içerisinde çera edilme anlamında, daha klasik anlamıyla söylüyorum, Tahir Efendi ile evliliğinden olan bir şey. Yani baba tarafından bir anıyla gündelik ilişki, saray kültürüyle ilişki kurmuş bir ailenin çocuğu. Böyle bir işin bir tarafı bu anlamda Abhaz kökenli anne. Adapazarı Kayalar Köyü kökenli bir şey. Baba tarafında Orta Anadolu, Sivas, Çebinkarahisar bölgesi. Kökler böyle ama Orta Anadolu içine doğduğu kültürel sosyal ortam, yani gözünü açtığı dünya. Gözünü açtığı bu dünya böyle bir dünya. Ancak süreç içerisinde hemen 1910 doğumludur. Biraz sonra 1914 yaşanacaktır. Savaşın önce Abdülhamit'in tasfiyesi siyasetten, İttihat Terakki'nin iktidara gelişi, meşrutiyet, o dağdağlı aile burada kayıplar yaşıyor. Abdülhamit döneminde kendisine Abdülhamit Efendi'nin verdiği, sultanın verdiği evin İttihat Terakki gelince geri alması söz konusu. Ya kulağına bunlar doluyor yani ya çocukken. Bu daha çocuk, bir ev hikaye, bir mülkiyet kalesinde ayrıntılı bunu anlatıyor. Babasını anlatıyor tabii. Evet. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın bütün o iklimini babasıyla birlikte cephede, Aydın Burdur cephesinde yaşar. Bir mülkiyet kalesinde de bunu ayrıntılı. Sonrasında annesinin kaybı ve kendisinin 16 yaşında sokakta oluşu var. Üç erkek kardeştir. Kemal Tahir, Nuri Tahir, Ratip Tahir. Ratip en küçüğüdür. Bu iki kardeş annesinin ölümü sonrasında, babasının süreçinde yeniden evlenmesi sonrasında, bu bir yorum yani, somut böyle şey değil, bir sokakta karış hikayesi var. Ve orada çeşitli işler yapıyor. Avukat katipliği vesaire. Hürşehir'in insanlarındaki anlattığı tablo kendisinin tamamlanmamış bir dosyadır. Kendi delikanlılık dönemidir. Yani raconu olan... Evet, racon. Bu konuda ilişkin tek tanıklık, ikincil bir tanıklık Atıf Yılmaz'ın hatıralarında, üçüncü neşrinde vardır. Sonrasında Beyoğlu'nda, bekar odalarında vesaire kalırken bu sol düşünce mensuplarına, o ilişki alanında olan isimlerle tanışır. Ama ondan önce zaten Cağaloğlu'nda, Bağbali'de basınla, matbuatla tanışması, gazetelerde çalışmaya başlaması söz konusu. Arada bir Geçit dergisi deneyim var, kritiktir. Henüz Kemal Tahir imzası sadece reklam düzeyinde bir heykel seviyor diye bir şiir kitabının ilan üzerinden görüyoruz. Kemal Tahir çıkmamıştır sahneye. Burada artık Babaali'dedir ve bir dergi çıkarır. 7 sayı çıkan bir dergidir bu. Sonrasında Yeni Gidiş dergisi çıkacaktır bir sayı, ya da çıkamayacaktır, matbaada el konulacaktır. Bu dergide de Çeribaşı'dır. Yani o işi örgütleyici bir isim olarak karşımıza çıkar. Bu esnada 30'lu yılların ortasında Nazım Hikmet ve çevresiyle tanışması söz konusu. Birlikte arkadaşlık, dostluk, ahbaplık etme düzeyinde. Ne kadar Kemal Tahir burada örgütlü ilişkiler ağının parçasıdır dediğinizde bana göre soru konusu. Yani hayatın hiçbir döneminde de partili olmamıştır. TKP anlamında, Türkiye İllegal Komünist Partisi anlamında böyle bir hikaye var.